Esenlikler arkadaşlar, ben Oygün. Bugün size yeni bir oyunu tanıtacağım. Oyun birazcık bayağı az piksele sahip diyeyim. Biraz kalitesiz görünüyor ama oyunun mantığı güzel. Onu beğendiğim için oynuyorum zaten şu anda. Size oyunu tanıtmak istedim. Direkt oyuna başlayalım. Ben daha önceden oynamıştım. Şimdi başlatalım şöyle. Burada İngilizce şeyler var. Ben bunları okudum da size çevirmeye gerek yok. Boş yapıyor yani. Ben anlatacağım zaten oyunda. Tutorial'a buradan gidebiliyorsunuz, öğretiyor size. Ya da okey deyip geçiyorsunuz. Şimdi oyunun mantığı şu. Eskiden Roma'da hani gladyatörler savaşırdı işte. Arenalarda. Siz de bu arenalarda savaşacak dövüşçüleri kendiniz yetiştiriyorsunuz. Böyle bir adamsınız işte. Kendi bir yeriniz var. Orada dövüşçülerinizi bu şekilde yetiştiriyorsunuz. Araştırma yapabiliyorsunuz bu arkadaştan. Bu tarafta duruyor. Burada marketimiz var. Marketten yemek, şarap ve su alabiliyorsunuz. Bunlar falan ne işe yarıyor diye sorarsanız bazen devlet adamlarına rüşvet vermeye yarıyor. Bazen de buradan atayacağınız görevlilerin yemek yemesini falan buradan karşılayabiliyorsunuz. Bunlar aylık olarak para alıyor. Günlük olarak pardon. Hazır gelmişken söyleyeyim, buradan hire employees istiyorsunuz ve buradan işçi alabiliyorsunuz. Bunların hepsinin farklı özelliği var. Mesela bu medicus iyileştiriyor, architect bildiğimiz mimar bir şeyler inşa ediyor, educator öğretiyor, moral arttırıyor. Zaten altında ne yaptığı yazıyor burada. Böyle böyle şeyler var. Dediğim işte devlet görevlileri de bunlar ve bunlar. Bu sanırsam vali, bu da general tarafı. Bunlara ne kadar iyi davranırsanız bunlar da size savaşlarda ve eventlerde o kadar iyi davranıyorlar. Ve bu kadar. Şimdilik bu kadar. Yani anlatacağım kısım bu kadar. Az anlattım ama devam edebiliriz yani. Şimdi buradan askerlerimizin ne yapacağını seçiyoruz. Yani boş dururken bile train yapabiliyorlar. Bu seçeneği seçerseniz her zaman kendilerini eğitiyorlar. Ben hepsine meditate'i yükseltiyorum. Meditate ne diye sorarsanız, bu oyunda yapay zeka biraz salakça dövüşüyor ve bu salakça dövüşmesini biraz düzeltiyor bu. Meditate 100 olunca mesela normal bir dövüşme şeyine geliyor. Kendiniz de yönetebiliyorsunuz buradan araştırma yaparak ama o biraz kolaya kaçıyor. Ben öyle olmasın diye bu araştırmayı yapmayacağım arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi hepsine meditate'i verdik. Şimdi bir tane bu arkadaşı mesela biraz güçlendirelim. Sağ klik basarak silahını yükseltiyorum. Mesela şu anda sol klik'e basarsam da indirecek silahını. Evet, şu anda en güçlü kılıcı seçtim. Kalkanı şu anda yükseltelim bakalım. Şu anda 14 kilo kalkanımız, yükseltirsek 25 kilo oluyor. Şu tarafta yazıyor, görürsünüz. İstemiyorum, biraz çevik olsun adamım. İşte ona göre buradan, evet, mesela 3 kiloluk olanı aldım. Buradan 1 kiloluğu aldım. Gördüğünüz gibi bu şekilde adamımı modifiye edebiliyorum. Şöyle yapalım. Altımıza giydiğimiz şeyi de yapabiliriz. Evet, paramız bitti zaten. Evet, biraz kötü oldu aslında paramızın bitmesi ama neyse ki malzemelerimizden var. Space'e basarak oyuna devam ediyorum. Burada kaç gün kaldığını söylüyor. Bir dahaki savaşa kadar. Savaşı da göstereceğim zaten, gelsin. Şu anda üstlerinde OM yazıyor. Çıksın bir tane daha bakalım. Neden çıkmadı? Neyse. Şimdi karşımıza bu arkadaş geldi. Bu arkadaşla dövüşeceğiz. Dövüşmesi için bir tane gladyatörümüzü seçiyoruz. Mesela bu arkadaşı ben bayağı bir geliştirdim farkındaysanız. Bunu seçeceğim. Bakalım bir dövüşsünler, ne olacak? Onaylıyoruz buradan. Evet. Gönderdim gladyatörümü. Sesi biraz yüksek olabilir oyunun. Bu arada birbirlerine çok fazla küfür ediyorlar. Neyse. Gördüğünüz gibi bizimki üstünlük kurdu.
Evet, gördüğünüz gibi öldürdü bizimki ve kazandık. Vuruş sayıları neredeyse eşitti ama bizimki daha güçlü vurduğu için daha fazla zarar verdi ve kolay öldürdü. Şimdi kazandığımız için bize para geldi ve bir tane insan geldi. Yani dövüşçü geldi daha doğrusu. Şimdi bunu da meditate'ine alacağım. Bu biraz daha zırhlıymış. Bunu biraz geliştirebiliriz. Bu arada size rüşvet vermeye göstereyim. Buradan vereceğiniz şarabı seçiyorsunuz, şarap sayısını ve gönderiyorsunuz. Evet, satisfied, tatmin olmuş denk. Ben genelde satisfied'da tutuyorum. Bununla pek bir ilgim yok aslında ama yapıyorum. Buradan alabiliyorsunuz sürekli dediğim gibi. Yüksek tutmaya çalışın bu rakamları. Evet, şimdi kendimize işçi alabiliriz artık çalışan. Architect'i ben çok seviyorum. İkinci olarak Bard'ı çok seviyorum. Üçüncü olarak genelde bir şey almıyorum. Şu anlık dursun zaten. Oyunun daha başlarındayız. Gördüğünüz gibi bardımız bu nedir? Ozandır, şairdir. Hani şiirler söyleyip moralini yükseltiyor askerlerimizin. Burada görebilirsiniz zaten moralleri. Bu arkadaş bir tane dövüş kazandığı için güçlendi morali. Şuna basarak da canını doldurmasını sağlıyorsunuz bu arada. Son savaştan biraz yaralanmış. Arşitektimiz, mimarımız buradan da binaları yapabiliyorsunuz. Şu palustan yapmak istiyorum. Palus dediği de şey hani nedir? Hani böyle korkuluk gibi bir şey olur ya askerler ona vurarak çalışır. O işte. Neyse bu arada buradan kartları da size göstereyim. Bu kartlar savaşlardan çıkıyor. Ödül olarak geliyor ve bunların bazı etkileri var. Mesela burada diyor ki kanama zararını durdurur diyor. Yani kanamadan dolayı can kaybetmiyoruz. Bunu mesela bu adamın üstüne getirdim ve bıraktım. Artık bu o özelliğe sahip olmuş oldu. Kartı geri almak istersem de bunu üstüne götürüyorum ve bu kart geri geliyor. Ama şu anda götürmek istemiyorum tabii ki. Evet. Devam edebiliriz. Bu arkadaşlara şaraplarını verelim. Gördüğünüz gibi şey dedi. İmparator bunu duyacak dedi. Bundan haberi olacak dedi. Buradan da anlayabiliyorsunuz işte. Evet şimdi doktorumuz araştırma yapsın. Aa bu arada araştırma yapmayı unutmuşum. Evet. Şu anda araştırmayı yapıyoruz gördüğünüz gibi. Hepsinin altında beyaz bir işaret var. Bir training dummy'yi yapmış. Gördüğünüz gibi şurada. Bunu da alıp bu adamın üstüne koydum. Ve bunun meditasyon yapması daha hızlı oldu diğerlerine göre. Bunu göstereceğim. Bir saniye. Şimdi buradan araştırmalarımızı yapacağız. Ben bunu yapacağım. Bu biraz daha iyi savaşmasını sağlıyor. Onun için seçtim. Arşitektimiz ikinci olarak ne yapacak? Wine cellar yapmasını istiyorum. Bu biraz uzun sürüyor ya. Ya da yapmasın. Neymiş bu? Strange. Tamam. Bir tane daha yapsın şundan. Bu training dummy'den. Bu arada şimdi altına getireceğim. Gördüğünüz gibi beyaz bar çok hızlı doluyor bu arkadaşta. Bunlar da biraz daha yavaş doluyor. Yo aynı doluyor. Evet. Neyse. Bunun hakkında sonra konuşacağız. Evet. Buradan ozanımızın yeni şiirleri öğrenmesini sağlayarak morallerini daha da yükseltiyoruz. Şimdi bu arkadaşı da biraz geliştirelim. Yani bir gladyatörle sonsuza kadar savaşamazsınız. Bazen çok hasar almış oluyor. Evet, geliştiremedik. Onun için en az 4 tane gladyatörünüzü güçlü yapmaya çalışın. Mesela bir tane köylü geldi karşımıza. Mesela alalım bu arkadaşı. Bak, bizimkinin damage'i 53, canı 171, karşıdakinin damage'i 26, canı 154. Büyük ihtimalle kazanırız zaten. Gönderdik bakalım. Bu arada İngilizce çok fazla küfür ediyorlar. Bunları çevirmek istemiyorum. Evet. Evet. Annesi hakkında yorumlar yaptı. Neyse. Kim kazanırsa şuradan canları takip edebilirsiniz. Son vuruşluk bir canı kaldı karşıdakinin. Hadi. İyi dodge'ladı ama ha. Evet. Kalbine soktu kılıcı ve kazandı bizim adam. Evet.
Bir tane daha insan geldi. Bu insanı da çalıştıralım hemen. Tabii şimdi birazcık dursun. Bu arkadaşla ilgileneceğim çünkü bu arkadaşı da güçlendirmek istiyorum. Savaşa sokacağım kendisini. Evet, 93 altınımız var. Şundan olsun. Bunları da şöyle 3 kiloluk olanı alalım. Herhalde bu kadar yedi. Zaten paramız da bittiğine göre fazla da zorlamanın bir mantığı yok. Agreed. Bu arkadaşlar gittikçe daha fazla şarap istemeye başlıyor. Tamamdır. Devam edebiliriz. Çalışmaya devam edin. Bu arada seni de meditate yaptıracağız. Gördüğünüz gibi 47 oldu. Bu 100 olunca... Evet. Bir tane daha palus yaptık. Bunu sana veriyorum. Sen biraz daha hızlı çalış. Savaşlara çıkaracağım çünkü onu. Şunu yapmak istiyorum ama zaten paramız da yok. Bakalım şunu yapsın. Para vermeden yapılan tek şey. Bu arada para ihtiyacımız var. Para olmazsa araştırma yapamayacağız. Öyle bir olay var. Tabi buradan elma falan satabiliyorsunuz. Yemek satıyorsunuz. Su satıyorsunuz. Sattım mesela. Devam edelim bakalım oyuna. Evet, bir şey daha öğrendi Ozan'ımız ama verecek param yok maalesef. Evet, şunu seçelim bakalım. Evet, gördüğünüz gibi paramız da bitti. Şöyle yemekten satabilirim. Çok da ihtiyacımız yok şu anda. Evet, devam. Evet, bunun canını iyileştirmeye gerek var mı? Sanmıyorum. Onun canı eksilmiş. Sen biraz daha taş topla bakayım. Ne işe yarıyormuş bu taş? Strength. Yani strength. Nasıl okunuyordu unuttum neyse. Onun yani bunu trainingini yaparken daha kolay olmasını sağlıyormuş. Ama ben tabii onu istemiyorum şu anda. Önceliğim meditasyon tabii ki. Bakalım 2 gün kaldı. Paraya da ihtiyacımız var açıkçası. Araştırmalar da bitiyor. Evet, son 1 gün kaldı zaten. Bakalım. Antonius 195'e 26. Bizim bu arkadaşı seçersek, bu değil, bunu. Bu alabilir savaşı. Öyle de bilir ama alabilir. Şu anda 170 canı var. 47 vuruyor. Bunun 100, 200 canı var ve 26 vuruyor. Bizimki alabilir. Gönderiyorum. Umarım alır. Zaten bunu tanıtmak için çekiyorum bu videoyu. Severseniz devam ederiz. Evet. Bizimki tokatlandı birazcık. Hadi abi. Şu anda hangisi bizimki bilmiyorum ama kazandık galiba. Evet, kazanmışız. Evet. Ya gördüğünüz gibi bir tane kart düştü. Bir de adam düştü. Adama gerek yok zaten de. Bakalım kart ne işe yarıyormuş. Diyor ki evet, bir saldırı boyunca defans yapmak o saldırıyı %50 daha hızlı savunur gibi bir şey var. Bunu verelim, bir de canını yükseltelim bu arkadaşım. Bayağı bir yoruldu kendisi. Bu arada şimdi bu arkadaşa geçeceğim. Bunu da yükselteceğim. Ama öncelikle tabii ki araştırmalarımızı yapalım. Sonra paramız kalmıyor. Fakir fakir dolaşıyoruz. Şunu seçelim. Arşitektimiz bunu yapsa güzel olur aslında da. Çok uzun sürüyor be. Şunu yapalım. Morali ve canı daha hızlı dolar. Sen de neyi yapacağım? Bakalım. Healing Speed. O zaman aynen bunu seçeceğim. Daha fazla canı olsun. Yani daha fazla daha hızlı gelişecek. Bu arada Vine'ımızı alalım ve bu arkadaşlara verelim. Gördüğünüz gibi gittikçe artıyor. Ve çok fazla artıyor. Tabi buradan da yeni seçenekler falan var ama pek bilmediğim için yapmıyorum. Çok da fazla oynamadım oyunu açıkçası. Şimdi kalan paramızı bu arkadaşa biraz verebiliriz gibime geliyor.
15 gold tamamdır. Evet, fena değil. Bu da savaşabilecek duruma geldi diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü neden diye sorarsanız, yani neden bir tanesini geliştirmiyorsun, bir sürü geliştiriyorsun derseniz, ileride 5v5 savaşlar oluyor. Ondan sonra amele gibi kesiyorlar adamları. Neyse. Ne diyor? Evet, bir tane nedir bu? Sneak ilerleyen, yani gizlice dolaşan birisini bulmuşlar bizim villamızın yanında. Savaşmak için kılıcı falan varmış ama biraz fazla içmiş diyor. Ne diyor? Güvenliğimiz onu almış ve onu şey yapmış. Nedir? Esirimiz yapmış bizim. Evet, Magistrate ve Legate onunla konuşmak istiyor ya da almak istiyor gibi bir şey diyor. Şimdi Magistrate ve Legate kim diye sorarsanız, bu şarap verdiğimiz adamlar. Şimdi ikisinden birine verebiliriz bu adamı ya da benim olması için tutabilirim. Şey yapabiliriz aslında. Adamı alabiliriz. Aldım mesela şimdi. Ne fighter'ınız var dedi. Gördüğünüz gibi. Bakın, kudurdular hemen. Evet, bunlara tekrardan şarap veriyorum. Neyse, dursun şimdilik. Evet, para bitti bu arada. Neyse. Şimdi bu arkadaş bayağı kaliteli gibi görünüyor ama. Bir saniye, niye alamıyorum? Gelir misin ha? Bakalım isterseniz. Abi, adama tıklayamıyorum. Ha. 137 canın var. Kılıcın en dandik kılıç. Zırhmış bir şeyler var ama pek de güzel değilmiş açıkçası. Satabiliriz. Ya da şuradaki amelelerimizi satalım. 4 altına sattım mesela. Salonuz falan filan. Şimdi 97'de daha yapabiliriz. Bunu da satıyorum. Gördüğünüz gibi birkaç tane adamımız oldu. 5 tane adamımız var. Yeteri kadar var şu anda. Neyse, devam ediyorum oyuna bakalım. Evet, gördüğünüz gibi Om şu anda meditasyon yapıyorlar ve şu anda 100'e ulaştığını görüyorsunuz bu arkadaşın. Bizim ana elemanımız. Bunu şöyle yapacağım ve sana vereceğim. Evet. Güç çalışmasını biraz daha hızlı yapabiliyor bu sayede. Daha fazla bir şey öğretmeyeceğim bu barda çünkü çok fazla para alıyor. Bakalım şimdi 74 100 olmuş mesela. Bunu da strength'e hemen getiriyoruz ve veriyoruz önüne. Taşları oynasın, dursun. Bu şekilde adamlarımızı yönetiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi max HP'si yükseliyor sürekli. Evet, bir tane hayvan gibi bir adam geldi. 200 canı var, 26'da vuruşu var. Şimdi bizim bu ikinci elemanı gönderebiliriz. Bu üçüncüsü savaşamaz. Çünkü bakın, 130 canı var, 26 vuruşu var. Bu alamaz kesinlikle de. Bu birinci ile ikincinin alma ihtimali var. İkisi birbirlerine çok yakınlar. Ama birincisini gönderiyorum. Öldürmeyelim şimdiden adamlarımızı. Gönderiyorum, bakalım ne olacak. Evet. İzleyelim. İzlemesi de zevkli oluyor bu arada. Evet, karşı taraf bize 5 vuruyor. Ve biz ona 40 vuruyoruz. Az önce gördüğünüz gibi bizim adam adama vurdu ve adamın kalkanını yere düşürdü. Ama adam geri gidip aldı tabii ki. Bu arada bizim adamın bayağı bir güçlü olduğunu öğrenmiş olduk. Adam yamulttu bildiğiniz. Seni satacağım. Köylü. Şimdi bizim bu ikinci elemanı biraz geliştirelim. Kılıcını fulleyelim. Üstüne de güzel bir şeyler çekmek isterdim ama çok da pahalı aslında. Hemen bir araştırmamızı yapalım. Blade kontrol yapacağım. Biraz daha
güzel vuruşlar yapmamızı sağlar. Vine'ları alıp bu arkadaşlara gönderiyoruz. Evet. Neyse, devam edelim. Bu arada bildiğiniz bir şeyler varsa bana söyleyebilirsiniz. Ben oyunu tam bilmiyorum şu anda. Ama öylesine oynuyorum yani. Size göstermek için güzel bir oyun. Evet. Gördüğünüz gibi 180 canı oldu. Ve bayağı da iyi vuruyor bu arkadaş. Ama dediğim gibi tek gladyatörle olmuyor bu işler. Çünkü ben bu oyunu birkaç kere oynadım. Bütün oynadıklarımda... Ha bu arada bir saniye. Meditate'i daha kimsenin yüz olmamış. Evet. Oynadıklarımda 5v5 oluyordu ve benim sadece bir tane güçlü adamım oluyordu. Diğerleri sattığım köylülerden oluşuyordu ve tek tek gidip ölüyorlardı. Kılıçları bile yoktu. Böyle şeyler olabiliyordu. Şunu yapacağım. Araştırmalar çok önemli. Geciktirmemeye çalışın. Konuşamadım. Bu arada herkesin morali yüksek şu anda. Fena değil yani. Evet, bu arkadaşınki 100 oldu. Seni hemen şöyle çekiyorum. Geldi 4v4 işte. Dediğim buydu. Mecburen ilk 4'ünü seçeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Belki bunu seçebilirim. 154'e 50'ymiş. Ben bunu seçerim. Niye onu seçeyim ki? 154'e 28. Aynen şu anda en iyi 4'ümü seçtim mesela. Ölebilir. Askerlerim ölebilir. Büyük ihtimalle de ölecekler zaten bir iki tanesi. Hangi sırayla çıkacaklarını da bilmiyorum. Gönderiyorum. Bakalım ne olacak. Umarım alırız. Ha hepsi aynı anda çıkıyormuş. Hadi bakalım. Evet, kimin kime getirdiği belli değil. Evet, birkaç kişi öldü. Yalnız bizden 4 kişi de ölmedi şu anda. Bizim dördümüz de ölmedik. Evet, gördüğünüz gibi hepsi güçlendi. Bu arada savaştan da training yapabiliyorlar yani. Meditasyonunu, gücünü falan arttırabiliyorlar. Bu arada 300'e yakın, yani 310, 315 para aldık. Turnus diye kaliteli bir adam geldi ve Weapon Training Speed kartı geldi. Bize hemen hepsini bir heal'layalım abi. Çünkü şu anda savaşacak adamımız yok neredeyse. Az kalsın ölüyorlarmış zaten. Tiplere bakın. 5 günümüz var. 5 günde umarım iyileşirler. İyileşmezlerse bunu göndermek zorunda kalacağım. Geliştirelim bakalım şöyle biraz. Evet. Yalnız gerçekten şu anda... Evet. Bunlar nasıl iyileşecek o kadar kısa sürede? Gördüğünüz gibi %500 daha hızlı Weapon Training Speed yapıyormuş. Hemen Weapon'ı seçelim mesela. Gelelim buradan verelim. Al Weapon Training Speed. Heh. Verdim mesela. Şu altındaki göstergeye bakın. Normalden daha hızlı doluyor. Evet. Banyoları da yaptı şu anda bu arkadaş. Şimdi ne yapmasını isteyebiliriz? Sanırım Wine Cellar yapmasını isteyeceğim çünkü çok lazım oluyor biliyorsunuz. Bu arkadaşlar hayvan gibi alıyorlar. Evet zaten ikisine de yetmedi şu anda. Benim mi salaklığım bilmiyorum ama hiçbir şekilde yetiştiremiyorum bu arkadaşlara. Bu arada seni hemen şuna alalım. Evet. Tamamdır. Quintus en azından güçlendi. Yani canını doldurdu. Bunu savaşa sokabiliriz bir dahakine ama 5v5 olursa mecbur canı az olanları da sokacağız. Ve gördüğünüz gibi çok hızlı train yapıyor. Şimdi yeni bir araştırma daha yapabiliyormuşuz. Bunda diyor ki nefes alma tekniğini geliştirip savaş boyunca can yenilenmesini sağlar. Yapalım yani.
İşimize yarayacak iyi şeylerden bir tanesi. Bu arada video uzun oldu galiba. Kaç oldu? Yarım saat olacak. 5 dakika sonra falan. Alın işte. 5v5 mesela. Ve adamların hepsi hayvan gibi insanlar. Bakın 200'e 70, 200'e 50. Bu oyunun sonu da böyleymiş demek ki. Şunu getirelim. Keşke canı iyi olsaydı bu arkadaşın. Şöyle. Neyse. Evet. Gönderiyorum mecbur yani. Yenileceğiz ama gönderiyorum mecburen. Ha, birer birer mi geliyor bunlar? Ha, bacağından iple bağlılar. Gördüğünüz gibi ilk adamımızı kesti. Oo. Adam tek başına hepsini kesti. Evet, süper. Evet. Gördüğünüz gibi herkesi kestiler. Bu oyunda bu kadar. Neyse, videoyu bitiriyorum. Yani bildiğiniz varsa bir şeyler anlatabilirsiniz. Öylesine çektim. Belki seri yapabiliriz. Videoyu beğendiyseniz ve serinin devamı gelmeyecek ama istiyorsanız sorun yani. Bir dahaki videoya kadar da esen kalın.